Merhaba arkadaşlar, ben uzman psikolog Sezer Ergör. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videodaki konu başlığım narsistik zehirlenme ya da bir başka deyişle narsistin zehirli dünyası ve onun zehirli dünyasında yaşarken, daha doğrusu onun yanındayken sizi nasıl zehirlediği ve sizdeki etkileriyle ya da sizin verdiğiniz tepkiler, etki tepki yöntemini, bunun nasıl oluştuğunu anlatmaya çalışacağım. Tabii bunların hep birer birer minik minik örnekleri diğer videolarımda var. Fakat bugün özellikle bu konunun altını biraz daha çizmek istiyorum. Narsisten uzak yaşarken siz, hani narsist kişiyle beraber olmadığınızda, o kişinin etki alanından çıktığınızda kendinizi fark edersiniz zaten arkadaşlar. Hani böyle her şey çok daha rahat, çok daha mutlu, huzurlu ve hani sanki sizde bir şey eksikmiş de onu yapmanız gerekiyormuş gibi hissedersiniz. Çünkü sizdeki o yapma isteği, düzeltme isteği, yaraları şifalandırma isteği ya da böyle zor durumda olan birisini iyileştirme isteği, elinden tutma isteği, onu o içindeki çukurdan çıkarma isteği, daha doğrusu o sizdeki o çocukluğunuzda kazandığınız, kazandırılan başkalarına yardım etme isteği her zaman vardır. Ve bu isteğiniz narsisten uzaktayken, hani narsistik kişiden uzakta kaldınız artık. Diyelim bir temizlenme dönemi diyoruz biz ona. Oraya girdiniz. Bir 6 aylık süreç içindesiniz. Bu 6 ayda hani zaten birdenbire oh her şeyimiz çok rahatım diyemeyeceksiniz. Çünkü devamlı gelip gitmeler, flashback dediğimiz olayları yaşayacaksınız. Narsistin etkileri zaman zaman size böyle pıs pıs diye böyle bir hani bir şeyden otomatik olarak fıskiyeler vardır. Çimleri sular ya. Aynı o şekilde yine onunla ilgili dürtülere maruz kaldığınız yerlerde karşınıza çıkacaktır. Ve siz yine o flashback'i dediğimiz o geri dönerek onun öyle böyle hemen yaptığı bir şey ya da onun bakışı, sizdeki etkisi bir müddet daha devam edecektir. Ta ki bundan tamamıyla kurtuluncaya kadar bu etki tepki olayını sürdüreceksiniz. Hani şunu özellikle oraya sıkıştırıyorum. Çünkü ayrılmışsınız, uzaktasınız, 6 ay içindesiniz ve hala siz diyorsunuz ki yapamıyorum, hala onun etkisi var, unutamıyorum, acı çekiyorum ya da işte kendimi suçluyorum ya da o nasıl acaba, merak şu bu, bir sürü şeyler oluşuyor. Hani bunlar oluştuğunda da sakın kendinizi sıkıştırmayın. Sakın kendinizi ben çok şeyim, bir şey beceremiyorum, bir türlü unutamıyorum. Demek ki kabahat bende. Ben de ona bize karşılığında çok böyle bağırmıştım, öfkelenmiştim. Kesin bende kabahat, kesin ben kusurluyum, kesin ben eksiğim diyerek bazı şeylere doğru dönmeye başlarsınız zaten. İşte bu girdiye girmeden önce şunu, özellikle bu videoda bunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Narsistin o toksik havası sizde yarattığı zehirlenme öyle kolay kolay geçmez. Dediğim gibi hemen öyle her şey bitti, oh ne güzel, narsist gitti, yorgan gitti, kavga bitti gibi değil. Çünkü narsistin etkisi o hücrelerinizden, beyninizden çıkıp gidebilmesi için bayağı bir zamana ihtiyacınız oluyor. Fakat tam böyle hani temizlendiniz diyelim, aklınızdan, beyninizden, fikirlerinizden, hayatınızdan tamamıyla sildiniz ve artık oh diyorsunuz, ay ne kadar güzelmiş hayat, ne kadar basitmiş, ne kadar sadeymiş ve ne kadar böyle hani o girdaplara girmediğiniz, ağlama krizlerine kapılmadığınız, daha doğrusu o travma bonding dediğimiz olaya, yani o travmanın tetiklenmesiyle oluşan, narsistin yanındayken ya da narsistin size o fışkırttığı, üzerinize böyle hani o dediğim fıskiyedeki o zehirli su gibi olmadığı zaman kendinizi çok daha rahat ve huzurlu hissedersiniz. Bu dönemde de şöyle bir şey başlıyor arkadaşlar. Bu dönemde de bir sıkıntı başlar, bir boşluk. Çünkü siz dediğim gibi o kadar alışkınsınız ki vermeye, hani bir başkasını mutlu etmek için sanki, hani bir başkası sizin için, sizin sayenizde mutlu oluyorsa, siz bunu becerebilmezsiniz ancak mutlu oluyorsunuz. Şimdi diğer insanlarda böyle bir olay yok. Narsist gibi karşınıza çıkıp yaralı bir çocuk değiller herkes. Narsist yaralı bir çocuk.
Ama kötü bir çocuk. Ve sizin tanıdığınız bir çocuk. Daha doğrusu narsistle etkileşiminizde ne yapıyorsunuz? Hemen geçmişe dönüyorsunuz. Geçmişte o yaşadığınız, o her kimse ebeveyniniz, sizin üzerinizde emeği olan, sizinle duygu bağı kuran ve kuramayan kişilerin sağladığı o alana geri dönmeye çalışıyorsunuz. Çünkü bilinçaltınız o kişiyi tanıyor. Diyor ki, aa işte bak bu, sen bunu yarım bırakmıştın. Sen onu o zamanlar çocuktun, tamamlayamadın ya. Şimdi birazcık şey yaparsan, gayret edersen onu başarabilirsin deyip sizi dönüp dönüp hep narsistik kişilik özelliğine sahip insanların merkezine, insanların kapsama alanına doğru çekiyor. Ve siz oraya girdiğiniz zaman da zaten otomatik olarak kendinizde bir şeyler değişmeye başlıyor. Öncelikle bir mutluluk geliyor, heyecan geliyor. Çünkü tanıdık bir ortamdasınız ve siz ona yardımcı olabilmek için o yaralı çocuğu görüyorsunuz. Hemen kolları sıvamaya başlıyorsunuz. Çünkü yaralı çocuk, narsisteki en büyük özellikler arkadaşlar, birincisi zaten bunu size hissettirir. Tamam, böyle o aynalama döneminde ilk başta ben de senin gibiyim, seni anlıyorum, yaralıyım verdiği zaman siz zaten onun öyle söylemesine bile gerek yok. Siz onu böyle anlarsınız, görebilirsiniz ve hemen kolları sıvayıp onu mutlu etmek için uğraşırsınız. Ama burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Narsistin gözleri, bunu hep söylüyorum. Hani diyorsunuz ya, Sezer Hanım nereden tanıyacağız, nasıl anlayacağız? Narsistin gözlerine, bakışlarına dikkat edin arkadaşlar. Ondaki o bakışlarda her zaman olmasa bile, en başta çünkü aynalama yapıyor, çok böyle sizin gibi bakıyor olabilir ama ara ara o gözlerini kaçırdığında o gözlerindeki karanlığı görün, boşluğu görün. Sakın ola ki bu sizi tetiklemesin. Aa işte bak, zavallı adam ya da zavallı kadın derin derin bakıyor, uzak uzak bakıyor. Hey, ben buradayım, beni görmüyor. Bir yerlerde sıkışıp kalmış, ben onu oradan çıkarayım, ben ona yardımcı olayım diye adım atmayın ya da öyle düşünmeyin. Çünkü onun sizinle bir ilgisi yok. O zaten orada. O hep orada. O hep o karanlık dünyada. O karanlık dünyasından asla çıkamıyor ve çıkamayacak. Hani bunu siz beceremeyeceksiniz. Boşu boşuna uğraşıp da işte kalkıp da o narsistik kişilik bozukluğu olan narsistinizi psikologlara şuraya buraya götürmeye çalışmayın. Yani sizin için, sizi kandırmak için gelebilir 1-2-3 seans. Ama sonrasında zaten devam etmez. Kendinden kaçan bir insan var karşınızda. Daha doğrusu kendiyle barışık olmayan, karanlık bir dünyası olan, mutsuz olan, kötümser olan ve insanları sevmeyen, insanlara karşı oynayan bir insan var. Ve kalkıp da bu insan için uğraşmayın. Siz o güzelim dünyanız, pırıl pırıl haliniz ve böyle hani iyileştirme özelliğinizle enerji dolusunuz. Canlı kanlı, hoş, her şey çok güzel. Ve o kişiyle karşılaştığınız zaman da dediğim gibi birbirinizin kapsama alanına giriyorsunuz. Ve bu kapsama alanındaki etki arkadaşlar, başta sizinki gibi görünse de aslında yavaş yavaş narsist kişi sizi kapsama alanına almaya başlıyor. Yani onun karanlık dünyası sizin güzel dünyanızı yavaş yavaş kapsayıp sizi kendi gibi yapmaya başlıyor. Çünkü öyle olmadık yerlerde böyle o bakışlarını kullanıyor dediğim onun o işte manipüle etmeleri, gaslightingleri, aklınızı karıştırmaları, suçlamaları, yok öyle değildi de böyleydi, sen aslında sensin kusurlu olan, sende eksiklik var gibi onun o bütün o tekniklerini kullanarak sizi bir şekilde o güzelim aydınlanmanızı, güzelim dünyanızı alıp böyle hani beyaz bir süt gibi düşünün, alır eline siyah bir değneği, kendisi yap, karıştırır, siz böyle ne yaparsınız, gri hale gelmeye başlarsınız ve yavaş yavaş kararmaya başlarsınız. Çırpındıkça o daha çok karıştırır çünkü artık ne yapmışsınızdır, onun değneğini, o güzelim beyazlığınıza değmesine izin vermişsinizdir. Sözde siz onun değneğini, o siyah kapkara çomağını temizleyeyim diye kapınızı açmışsınızdır ve öylesinizdir. Çünkü o kadar çoktur ki sizde o aydınlık pırıl pırıl, ama o ince, her neyse o artık şekli nasıl düşünün, sopa, o sizin beyazlığınıza girdiği an sizin beyazlığınız kirlenir arkadaşlar. Onu beyazlatamazsınız. O ancak biraz şekil değiştirir. Başta beyaz o, ben de senin gibiyim der ama sizi olmanız gerekenden çıkartıp sizi gerçekten bambaşka bir dünyaya sokar. Bambaşka, artık böyle hani kafanızı toparlayamadığınız, ağlama nöbetlerinizin gelmeye başladığı, sinirlendiğiniz, şüphelendiğiniz,
Zaten asla size güven vermez narsist. Her zaman böyle bir minnacık bir şeyi kapalı bırakır ki sizin orada delirmenizi sağlar. Hiçbir şeyi açık ve net olarak açıklamaz size. Ne ailesinden, ne eşinden, ne çevredekilerinden, hiçbir şeyi. Siz sorduğunuz zaman da ne yapar? Ya sen de çok şey yapıyorsun, hani neyse, ne ben sana anlattım zaten. Ne öyle detay soruyorsun? Sen bana güvenmiyor musun? Sen bana inanmıyor musun diye sizin orada kalmanızı sağlar. Daha doğrusu sizi eğitmeye başlar. Siz birazcık onu sorguladığınız zaman orada hemen sesini yükseltir ya da sizi aramaz, sormaz. Siz böyle hani aa demek dersiniz, ben ona bir şey sorduğum zaman bu kişi bana böyle yapacak gibi. Önceki videolarımda da pek çok kez anlattım arkadaşlar. Onları da lütfen tekrar tekrar dinleyin. Zehirlenme döneminiz başlamış olur. Ve artık sağlıklı düşünememeye başlarsınız. Ve artık o kadar çok senin yüzünden denen ithamla yüz yüze kaldığınız için de kendinizin öyle olduğunu düşünmeye başlarsınız. Kendiniz de, çünkü sizsinizdir bağıran çağıran, sizsinizdir memnun olmayan, sizsinizdir şikayet eden, sizsinizdir konuşan, hep sizsinizdir. Ve işte dediğim gibi artık o kapsama alanındasınız. Narsist de daha çok yayılır, daha çok kontrolü eline alır. Ve böyle durumlarda da tam narsistik zehirlenmeniz artık iyice sizi ele geçirmiştir. Ve bu ele geçirmeden sonra dediğim gibi beyninizdeki nöronları, vücudunuzdaki diğer bölgeleri ele geçirmeye başlayarak bir sürü rahatsızlıklara, psikolojik olarak rahatsızlığın dışında fizyolojik rahatsızlıklara da neden olmaya başlar. Ama siz oradan gidemezsiniz arkadaşlar. Gitmek istemezsiniz ya da gitmek için gerçekten bir bahanem var mı diye düşünürsünüz. O kişinin gerçekten narsist olup olmadığından emin olamazsınız. Çünkü karşıdaki kişi de sizi suçluyordur. Diyordur ki sen misin narsist? Sen böylesin. İşte ben Sezer Hanım'ın videolarını dinledim, sana uyuyor. Ya da bilmem kimin videolarını dinledim, sana benziyor deyip öyle bir ters yüz eder ki, twist yapar ki olayı çevirir ve siz yine orada soru işaretleriyle kalırsınız. Dolayısıyla önce ben şunu söylüyorum. Narsistik zehirlenmenin içindeyseniz eğer kendinize bir bakın. Eskisi gibi sağlıklı mısınız? Eskisi gibi sakin, huzurlu, insanları seven, kendine güvenen, kendine inanan biri misiniz? Yoksa artık böyle bağırıp çağıran, sinir olan, yo ben artık narsistim, ben onun gibi davranıyorum, ben aslında kötüyüm diyorsanız ya da artık işte ağlama nöbetleriniz varsa, gidemiyorsanız, çaresiz, eksik ve kusurlu hissediyorsanız kendinizi, kendiniz için psikoloğa gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kalkıp da bana ya da diğer, tabii ki bu sizin tercihiniz, psikologlara ya işte benim eşim böyle deyip eşinizi götürmeyin. Önce bir kendiniz gidin, kendinizi görün. Gerçekten zehirlenmiş misiniz yoksa zehirlemiş misiniz? Yani çünkü bazı, ne derler, at iziyle it izi karışıyor diye bir laf vardır ya. Bazen karışıyor arkadaşlar. Bazen gerçekten hani narsist olan kişi bana gelip mağdura oynamaya çalışıyor. Ya da öyle olduğuna inandırmaya çalışıyor. Kendine inandırmaya çalışıyor. Çünkü onlar kendileriyle ilgili asla kusur, eksiklik hissetmiyorlar. Ve bunun için de oynayabiliyorlar. Yani gelip de mağduru çok iyi oynayabiliyorlar. O yüzden kendinize iyi bakın arkadaşlar. Zehirlenme düzeyiniz ne kadar? Eskideki sizle şimdiki siz nasıl? O adamdan ya da o kadından uzaklaştığınızdaki değişimlerinizi bir izleyin. Daha böyle rahat, daha böyle huzurlu, daha böyle kafanızda bir dinlenme hissediyor musunuz? Ya da artık o sizi tamamıyla ele geçirmiş, siz artık vazgeçmişsiniz mi? Çünkü narsist maddi ve manevi olarak bağlar. Ondan uzaklara gidememenizi sağlar. Ondan habersiz karar almamanızı sağlar. Ama o kendisi alttan her şeyi yürütür arkadaşlar. Size yasakladığı, sizin aa onu yaparsan öyle olmaz, benim kadınım, benim erkeğim şöyle olur falan filan diyorsa bilin ki kendisi bir şeyler yapıyordur, yapmıştır ve bunu bir şekilde projeksiyon yaparak sizin kendinizi suçlu hissetmeniz için ya da sizi savunmaya sokmak için, işte nefes tüketmenizi sağlamak için, yo hayır ben öyle değilim aslında, şöyleydi bu böyle de sen öyle yaptın, öyle değil mi falan deyin, orada da ya sen ne diyorsun, abartıyorsun falan diye sizi kessin. Yani hiçbir şekilde narsiste bir şey açıklayamazsınız, bir şey anlatamazsınız. Narsist zaten her şeyi biliyor arkadaşlar. Hani kalkıp da boşunuza nefesinizi tüketmeyin. Uzun uzun yazılar yazmayın. Eğer hala içindeyseniz de lütfen öncelikle bir
Kendinize bir bakın. Oturun bir çetele çıkartın. Siz öncesinde nasıldınız, şimdi nasılsınız? Neleriniz gitmiş, neleriniz kalmış? Hangi huylarınız değişmek zorunda kalmış, hangileri değişmemiş? Mağdur musunuz yoksa mağdur mu ediyorsunuz? Yani bunların bir çetelesini çıkartın. Hani öyle videoları dinleyip de aa tamam ya ben buldum, benim işim narsistmiş deyip de karşınızdaki eşinizi, partnerinizi hemen suçlamayın. Çünkü bazen bilemiyorsunuz, neyin ne olduğunu bilemiyorsunuz. Çünkü dediğim gibi karşınızdaki kişi tam bir böyle twist yaptı, çevirebiliyor olayı. Ve sizi durduk yere sizin kendinizden şüphelenmenizi de sağlayabiliyor. Dolayısıyla narsistik zehirlenme yaşıyorsanız, yaşamışsanız, hala izinden, etkisinden çıkamamışsanız mutlaka profesyonel yardım alın arkadaşlar. Çünkü bu dediğimiz o travmaya kilitlenmişsiniz demektir. Travmadan çıkamadığınız sürece de ve o travmayı tetikleyen kişiyle hep birlikteyseniz zaten ya da o zaman zaman bile olsa sizi kontrol ediyorsa, sizinle görüşüyorsa zaten onun etkisi, o zehirlenme devam edecektir. Sağlıklı düşünemeyeceksinizdir. O yüzden diyoruz zaten, o yüzden diyorum zaten, kesinlikle no contact olması gerekiyor. Sezer Hanım, o zaman hani ben onu engellersem zannedecek ki benim ona önem verdiğimi, değer verdiğimi zannedecek. Hayır arkadaşlar, öyle değil. Bu sizinle ilgili. Yani narsistin sizi kontrol edememesiyle ilgili. Sizin ne yaptığınızı, ne ettiğinizi bilmemesi gerekiyor ki o orada rahat bir şekilde kontrolünü sürdürmesin. Siz de orada onun etkisinden, onun o kapsama alanından tamamıyla uzaklaştığınızdan emin oluncaya kadar ondan uzakta olmanız, kalmanız gerekiyor. Bütün kapıları, pencereleri kapatmanız gerekiyor. Sakın öyle birazcık iyileştim, kendime geldim, artık ben onun hesabını sorarım, karşısında dururum diyerek o kapınızı, pencerenizi açmayın. Çünkü o dediğimiz travma olayı tetiklenmesini tekrar yaşarsınız. Tekrar girersiniz, tekrar onun içine girdiğiniz zaman da sağlıklı karar veremezsiniz ve gerçekten depresyona girersiniz. Depresyonun arkasından daha büyük rahatsızlıklar, psikolojik hastalıklar alır başını gider. Tabii bu arada evliyseniz eğer çocuklarınızın etkilenimlerini saymıyorum bile. Düşünsenize, yani bir anne baba tarafından çok kötü bir şekilde aşağılanıyor, değersizleştiriliyor ve anne de artık böyle bağıran çağıran bir kadın hale geldiyse çocuk neyi görüyor? Pasif etkileşimi mi görür, bağıran çağıran kadını mı görür? Ya da erkeği mi görür? Bunu tam arkadaşlar, kadın erkek diye ayırt etmiyorum ben. Sadece anlatırken böyle bazı yazılar var, hep erkekler falan deniyor ama hayır, ne yazık ki kadınlar da çok. Kadın narsistler de var. Şimdi böyle olduğu zaman da hani göründüğünde, görünen şeyde bağıran çağıran sinirli olanı narsist zannediyorsunuz. Ama değil, tam tersine. Tam tersine sakin, sinsi, özellikle gizli narsistler, sinsi, böyle kendini toplum içinde çok böyle herkese anlayabilen, aslında o çok bilmiş, huzurlu, rahat, dinleyebilir pozisyonda olan kişi, o toplum içinde saygın, toplum içinde sevilen, toplum içinde beğenilen, aklı başında görünen kişi aslında narsist olabiliyor. Daha doğrusu onun olma ihtimali %80'lerde. Çünkü gerçek narsist arkadaşlar, büyüklenmeci narsistin dışında, hani büyüklenmeci narsist dediğim şu klasik narsistler, her yerde bağırır, benim dediğim şu, onlar kolay, onlar o kadar zor insanlar değiller. O neyse o. Ama gizli narsistler sinsi narsistler arkadaşlar. Sinsi. Dışı seni yakar, içi beni hesabı. Dolayısıyla da hani şuna inanmayın, eşiniz dostunuz varsa etrafınızda, görüyor musun aslında kadın çaçaran ya da aslında erkek öyle, kadın melek gibi ya da erkek melek gibi diye düşünmeyin. Çünkü her şey çok farklı ve hiçbir şey göründüğü gibi değil. Okey, videomu burada sonlandırıyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Videoları paylaşmaya ve kanalıma üye olmaya devam edin. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Hoşça kalın, bay bay.